Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer. Bu modülde mantıksal ağ topolojileri hakkında konuşacağız. Bu gereksinim Network Plus sertifikasyon sınavı bölüm 2.7'de eşler arası mantıksal ağ topolojisinin ne olduğunu bilmeniz gerektiğinden kaynaklanmaktadır. İstemci server'ın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir VPN'in ne olduğunu ve son olarak VLAN'ın ne anlama geldiğini anlamamız gerekiyor. Bu modülde bunların hepsi hakkında konuşacağız. Şimdi istemci server ile başlayalım. İstemci sunucu komünikasyonu birçok istemcinin bulunduğu ve genelde bunların sunucuya yanıt verdikleri ortamlarda ağ oluşturmak için kullandığımız en genel formatlardan birisidir. Bu server eş zamanlı olarak birçok farklı insanın buna bağlanmasını desteklemektedir. Genelde web sunucuları bunun için çok güzel bir örnektir. Eğer Google'a giderseniz ve web sunucusuna tıkladığınızda o web serverı ile yüzlerce hatta binlerce insan eş zamanlı olarak iletişim kurmaktadır. Bu son derece organize edilmiştir. Herkes serverın nerede olduğunu bilir. Herkes Google'a gitmek için www.google.com adresine girmesi gerektiğini bilir ve herkes bu servera bağlanabilir. Sonuçta Google gerçekten milyonlarca insanın bağlanabildiği ve iletişim kurabildiği yüzlerce hatta binlerce serveri bünyesinde bulundurmaktadır. Bu yüzden bu iyi yapılandırılmış istemci server ortamı gerçekten internete nasıl kullandığınızın temelidir. Bir diğer mantıksal ağ planı da ağ üzerindeki her bir aygıtın bir server olduğu eşler arasında ağ oluşturmadır. Bu yüzden herkes bir başkası ile konuşabilir, iletişim kurabilir ve kendi bireysel makinelerinden hizmetler sağlayabilir. Ayrıca network üzerindeki her bir aygıt bir istemcidir. Bu yüzden sadece siz istemci değilsiniz. Siz ayrıca hizmet verensiniz ve eşler arası modda herkes başka birisiyle iletişim kurabilir. Şimdi tüm aygıtların bir başkasına bağlanmasına gerek yoktur. Burada kendi dizayn ettiğim resimde bunların arasına çizgiler koydum. Ve böylece bu eşler arası konfigürasyon modunda eşler arası aygıtların potansiyel olarak her bir tekli aygıta bağlandığı fikrine edinebilirsiniz. Bunlar ayrıca çok uzun mesafelere genişletilebilir. İnternette dünyanın diğer bir ucunda bulunan bir başka kişiye bir eş bağlantı sayesinde bağlanabilirim. Bu gerçekten önemli değildir. Buradaki amaç her bir aygıtın birbirine bağlanabiliyor olmasıdır. Şimdi buradaki diğer eşlerin nerede olacağını bilmenize dahi gerek yoktur. Eşler arası network'te genelde herkesin nerede olduğunu izleyen yerleşik olarak bulunan bir mekanizma vardır. Bu mod merkezileşmiş veya merkezileşmemiş komünikasyon modu olabilir. Ancak bu şekilde server'ın neresinde olduğunu bilmeme gerek yoktur. Ben sadece yazdırmak ve bunun mesaj olarak gitmesi o yazıcıya çıktının gönderilmesini istiyorum. Yazıcının nerede bağlı olduğunu bilmeme dahi gerek yok. Buna kimin bağladığını bilmeme gerek yok. Umursamıyorum. Tüm yaptığım şey ihtiyacım olan bilgiyi başka bir tarafa göndermek veya başka bir taraftan almak. Bu bana sadece bir teklif olarak sunulur. O arkadaşın gerçekten nerede yaşadığının bir önemi yoktur. Bugünlerde ağ oluşturmanın en çok kullanılan formu VPN olarak adlandırılır ya da sanal özel ağ anlamına gelmektedir. Bir VPN, ortadaki mevcut ağı kullanarak bir uzak ağa bağlanmanıza izin verir. Genelde mevcut ağ ortak ağdır ve ortada yer alır. Bu yüzden ben kendi bağlantımı başka bir ağa taşımak zorundayım. Örneğin internet kullanabilir ve bir web sunucusuna bağlanarak normalde yaptığım gibi iletişim kurabilirim. Ancak benim özel ağımda yer alan mail sunucusuna bağlanmam gerektiği zaman bir genel ağ üzerinden komunikasyona izin veren ve aynı zamanda verinin gizliliğini koruyan başka bir bağlantı için genel bir ifade ile tünel açmam gerekir. Burada gizli kelimesi buradan gelmektedir. Genel olarak o aygıta giden trafiği şifreleriz. Bu yüzden şifrelenmiş bir tünel kullanarak internete girebiliyorum ve benim mail serverum ile güvenli bir şekilde iletişim kurabiliyorum. Ancak bu ortak ağda bulunan bir başka kişi bağlanırsa ve benim komünikasyon linkime bakarsa bundan hiçbir şey anlamayacaktır. Ben bu trafiği şifreledim. Tasarıma göre burada hiçbir şey göremezler. Normalde bunu yapmak için çok özelleştirilmiş bir yazılım kullanırdınız. Makinenizde bir istemci yükleyecektiniz. Server zaten yapılandırılmıştır veya serverın yakınındaki bir aygıt bu tünelin bitiş noktası olacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu yüzden bu ikisi arasındaki komünikasyon şifrelenmiştir. Genel olarak şifrelenmiş linki almak ve bunu yerel ağımdan çıkartmak için bir yol vardır. Ve böylece her şey şifresiz bir formda yerel olarak kalır. Sadece ben internete girdiğimde her şey şifrelenmiş olur. Bu genelde benim istemcim ve benim serverım arasındaki bir bağlantıdır. Ancak ben ayrıca bu şekilde diğer sitelere de bağlanabilirim. Bu tipteki WAN bağlantılarının genelde daha az masraflı olmasından dolayı kendi aygıtlarını internete bağlayacakları büyük ortamlarda çok sık kullanılmaktadır. Her iki taraf da şifreleme yapabilir ve böylece bu siteler arasında her şey istemcinin ne yaptıklarının bir önemi olmaksızın ayarlanabilir bir özel sanal özel ağ üzerinden bunun her bir parçası ve her şey şifrelenmiş olur. Bunlar bir ortak ağa gittiğinde dahi çok güvenli olduğunu bilirler. Bizim modern ağlarımızda ayrıca bir sanal LAN veya bir VLAN konsepti bulunmaktadır. Bir sanal LAN tasarlanmıştır ve bununla birlikte biz tamamen aynı yerel mantıksal alt ağda farklı yerlerde bulunmalarına rağmen kendi bölümlerindeki diğer herkes gibi aynı alt ağdaki aygıtlara sahip olabiliriz. Bu sayede erişimi yönetebiliriz. Bu sayede güvenlik haklarını ve izinleri ayarlayabiliriz. Yönetimsel görevlerde görünenin ardında VLAN'ların bizim için birçok şeyi kolaylaştırdığı daha birçok şey bulunmaktadır. Burada ayrıca farklı imalatçıların ekipmanları ile VLAN'ları kurmamıza izin veren en genel endüstri standardı bulunmaktadır. Mesele şudur. Geçmişte farklı alanlarda bir araya gelip grup oluştururduk. Bunları renklendirdim. Bir grup kırmızı, bir grup yeşil ve bir grup mavi renkte. İnsan kaynakları departmanında bulunan herkes, sevkiyat ve alım bölümündeki ve imalat bölümündeki herkes gibi insanların fiziksel olarak nerede yerleştiğine göre A erişimi için hakları ve izinleri ayarladım. Burada problem insan kaynaklarında bulunan kişileri başka bir binada yerleştirmem gerekli. Bu bina genelde imalatçı kişiler için kullanılmaktadır. Bu şimdi bir problem oluşturuyor. Eğer ben bir kişinin fiziksel olarak bulunduğu yer ile ilgili her şeyi ayarladıysam, burada bazı sınırlamalar olmalıdır. Bu yüzden VLAN nerede olduğumuzun bir önemi olmaksızın bunu yapmama izin veriyor. Yönetici olarak mevcut ekipman vasıtasıyla veya istemci makinesindeki metodolojiler sayesinde hangi sanal yerel alan ağının bir üyesi olmak istediğinize karar verin. Ben sadece sizin haklarınızı ve izinlerinizi belirliyorum. Hatlar olarak adlandırılan bir şey üzerinde tüm bu VLAN'lar arasında komünikasyonları harekete geçiriyorum. Bu hatlar çoklu sanal ağları ve sanal özel alan ağlarını tek bir kablo vasıtasıyla taşımama izin veriyor. Burada farklı renklerde göstermiş olmama rağmen bu aslında sanal yerel alan ağlarının çoklu tünellerinin içerisinde aygıtlar arasında tek bir hat gittiğini göstermektedir. Bu son derece düzgün şekilde çalışmaktadır ve görünenin ardında yeterince fazla işin yapılmasına izin verir. Burada da gördüğünüz gibi fiziksel olarak nerede bulunduğunuzun bir önemi yoktur. Yeşil A hala yeşil A'a bağlıdır. Mavi A hala mavi A'a bağlıdır. Kırmızı A hala kırmızı A'a bağlıdır. Biz bu gelişmiş sanal lan teknolojilerini kullanarak bunların hepsini başarabiliyoruz. Şimdi bunlardan bazılarına göz atalım ve neler öğrendiğimize bakalım. Bizim mantıksal A topolojilerimiz ile hangi mantıksal A tipi A üzerinde bir aygıtı diğer aygıta bağlamaktadır? Burada bir mantıksal A tipi bulunmaktadır. Bu eşler arası A'dır. Geç olarak çok yaygın bir hale geldiğini fark etmişizdir. Ayrıca hangi mantıksal A tipi özel bir bilginin ortak A boyunca aktarımına izin verir? Bu çok genel olarak kullanılan bir şeydir. Özellikle yolda veya evden çalışan insanlar içindir. Bu bir sanal özel A'dır. VPN. Son olarak uzak yerlerde bulunan aynı alt A'daki aygıtları mantıksal olarak bağlamak için en çok kullanılan yol nedir? Kırmızı, mavi ve yeşil ağlar olarak resimde görüldüğü gibi sanal lan, VLAN'ı da gördük. Bu en son teknolojilerin bazı avantajlarından yararlanmamıza izin vermektedir. Şimdi birçok farklı mantıksal ağ topolojilerini görmüş olduk. Eşler arası istemci serverı, VPN ve VLAN'ı inceledik. Bölüm 2.7 için bilmemiz gerekecek her şeyi öğrenmiş olduk. Eğer Network Plus sınavınız için bilmeniz gerekenler hakkında daha fazla şey öğrenmek, bizim mesaj panolarımıza katılmak ve daha birçok şey için web sitemizi ziyaret edin. freenetworkplus.com